Arkadaşlar öncelikle hepinize merhabalar. Bugün sizi ofisimizden sesleniyoruz. Yakın zamanda burayı da size detaylı bir şekilde göstereceğiz inşallah. Bizi takip edenler bilir. Instagram üzerinde BT plakalı arabanın jant değişikliği ile alakalı bir anket yaptım. Ve bu anketin sonucuna göre jantlarını değiştirme kararı almıştım. Bu ankette ben iki tane jant seçeneği sundum arkadaşlara. Bir 17 Aero, ben çok beğendiğim bir model, özellikle 17'si. Bir de 16-8 delik ET34 orijinal E500 jantları. Bunlar bazen kupe ve kabriyolarda da çıkıyor, orijinal fabrika çıkışı. Ve bunlarla ilgili yapmış olduğumuz ankette arabanın orijinallik durumundan mütevellit arkadaşlar 16-8 delik jantları seçmemize uygun gördü. Aslında bu da benim işime geldi. Çünkü arabanın kondisyonuna göre onlar çok daha iyi olacağını düşündük biz de. Bir de ilk videolarda bizi takip edenler bilir. Biz jantları krom yapmakla ilgili bir yer arıyorduk. Valla gökte ararken aslında yerde bulduk. Eski arabacılardan bir tane abimiz duymuş. Sağ olsun dedi ki, Ozi gel biz hallederiz kardeşim dedi. Biz de hiç düşünmeden jantlarımızı ona götürdük ve muazzam bir sonuç ortaya çıktı. Hem onları krom yaptık, hem de 18 aero jantlarımız ekstra vardı, onları da krom yaptık. Hatta bununla ilgili de jant nasıl krom yapılır diye bir video çekeceğiz inşallah. Şimdi arabanın jantları orijinal kimliğine döndüğü için biz de dedik ki arabada ufak tefek oynamalar yapalım. Bildiğiniz üzere diğer video, bir önceki videoda kutumuzdan çıkan Amerikan birkaç parçayı da arabamızın üstüne bugün monte edeceğiz. Kısmet olursa direksiyonumuzu takacağız, direksiyonumuzu değiştireceğiz. Üstündeki eskimiş 95 yılından gelen bir direksiyon. Ondan sonra da jantları takarız, arabayı bitiririz, güzel bir temizleriz. Temizledikten sonra da bugünümüzü bitiririz arkadaşlar. Arabaya takacağımız aksesuarları ilk önce size gösterelim. Ondan sonra da arabanın yanına geçip işte kendi yapabildiğimiz parçaları biz monte edelim. Sonra da işte direksiyon için gidelim, jantlarımızı taktıralım ve günü bitirelim inşallah arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar abim bana iki tane seçenek sundu. İstersen dedi ki S600 dikişli airbag'li, bak krom yıldızlı özellikle, İstersen arabana bu direksiyonu tak dedi. İstersen de Sportline direksiyonu tak dedi. Vallahi ben ikisinin arasında karar veremedim ama oraya gidene kadar düşüneceğim. Ama benim gönlüm Sportline'dan yana olsa da tabii arabanın orijinali bu olduğu için bunu takacağım gibi geliyor ama bilmiyorum nasıl olacak. Burada Amerikan biliyorsunuz plakada göstermiştim. Onu çok nizam bir şekilde boyattım arkadaşlar. Bakın burada normalde kapağı var. Onu bile dışarıda boyattım ki burada izi belli olsun diye. Burada işte genelde Amerikan araçlarda olan işte oradaki normalde mesela bayiye gittiğinizde nasıl bize plakalıklar veriyorlar. Oradaki araçlar aslında bu tarz plakalıklar veriyorlar ama tabi bunlar aksesuar olarak satılıyor. eBay'de falan kolayca bulabilirsiniz. Bunları takacağım inşallah. Kare plakamız geldi. Kare plakayı da ben bu normalde alttaki plakayı takacağımız için ben bunu deliklerini kendim nizam bir şekilde açtım arkadaşlar. Bir de normal bizim bayilerde satılan şöyle bir plakalı kare. Ben bunu bordoya boyattım. Neden bordoya boyattım da söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki Amerikan araçlarda eski tiplerde özellikle BMW ve Mercedes'lerde Amerikan versiyonların tamponları daha önde oluyor arkadaşlar ve araba böyle gemi gibi duruyor. Ama tabii bu E serilerinde 124 kasalarda tamponlar uzamamış. Tamponlar uzamadığı için ben Amerikan aksesuar takarken ekstra plakalık takacağım. Sanki tampon uzunmuş hissiyatı verecek. Bu da ince detaylar aslında. Bizim arabamızı diğer arabalarda farklı kılacak detaylar bunlar. Baktığınızda bir farklılık var ama neden diyebileceğiniz detaylar olacak belki de. Abi arabayı da ofisin bahçesine çıkartmışsın ha. Evet. Operasyonu burada gerçekleştireceğim. Tabancamız da burada var. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi suç aletlerimiz burada. Tabancamız burada. Başlayalım o zaman abi. Başlayalım o zaman. Aslında diyorum bunu hani tutuyorsun böyle atıyorsun yapışıyor yani böyle. Öyle mi yapsın? Sadece şey yapabilirsin yani. Yeni İyi öyle deneyelim şey. Aslında. Ama öyle bunu mi? Takarken gösterelim ya. İyi, tamam. Bakın şimdi bizim arabamız da gördüğünüz üzere ne kadar düzgün bir şekilde duruyor. Öyle üstün körü vidalar atmamışlar. Burada da ısı dış sıcaklık sensörü yeri var. Bizim plakalığımızda da o var. Şimdi o dışarıda kalacak şekilde takacağız arkadaşlar. Vidalarımızı buraya koyduk. Plakalığımızı açtık. Şunu kenara koyalım. Şunları da kenara koyalım.
İlk önce plakalığımızı vidayla buraya tutturacağız, tamam mı abi? Bunun da özellikle burada yerleri var zaten. Bak şimdi buradan. Burada vidayla tutturuyorsun. Burada yeri var. Orijinal parça oldu mu ne güzel oluyor. Görüyorsun değil mi? Şimdi böyle tutturalım. Şarjlı matkapla. Şimdi tek vida atacağım için arkasına bir de çift taraflı bant yaptım ben şöyle. Bunu da şöyle tutturayım. Şimdi bakın. Şuradaki deliklerden orijinal deliklerine gelecek şekilde şöyle burayı ayarlıyorum. Bunu ayarladık. Şimdi bu plakalık yerli. Gördüğünüz gibi. Plakalığın da şurasına ben çift taraflı bant yaptım ki ses çıkartmasın diye çok fazla. Plaka bunun içine böyle bu şekilde geçecek, tamam mı? Bakın böyle plaka bunun içine geçti. Şimdi ben buradan bir tane vida atacağım. Böyle plakalık hem önde kalacak hem de tek vidayla işi çözmüş olacağız arkadaşlar. Bir de o krom kapakları takmamız için adamlar burada bir malzeme yapmışlar. Bakın şuna takıyorsunuz. O krom kapağı da şu kapakları da buraya sıkacağız yani şöyle. İlk önce şöyle elle bir yerine oturtayım bunu. Evet. Yalnız muazzam olmadı mı? Çok iyi oldu. Bak plaka da biraz önde durdu. Tam Amerikan tampon gibi oldu. Tabii bizim tamponumuz önde değil ama böyle baktığınızda önde bir görünüm elde ettik. Şimdi abi gel. Bak ne kadar güzel bir detay. Bunu çekmeni istiyorum. Görüyor musun bak? Bunu böyle kapattım. İş bitti. Hop. Birinci adımımız tamam abi. Güzel oldu değil mi? Evet, bence gayet iyi oldu. İyi, hadi bakalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, az önce plakalımızı taktık. Buradan jant ve lastiklerimizi almaya geçiyoruz. 16-8 delik ET34 krom jantlarımızı. Bu jantlara ben sıfır lastik takmayacağım şimdi arkadaşlar. Eskiden satmış olduğum bir arabadan kalma 16 jant ve lastik vardı. Onun lastikleri bu arabaya uygun. Ebatları biraz farklı ama araba yattığından dolayı pek fazla kullanmıyorum. Ayda bir defa çıkartıyorum. Ondan dolayı yattığı yerde biliyorsunuz ki lastikler ömrünü tamamlıyor ve telleri kırılıyor. Şu anda israfa gerek yok. Yaza doğru arabayı kullanacağımız zaman arabaya uygun ebatlarında sıfır bir lastik alacağız. İlk önce jantlarımızı alacağız. Oradan garaja gidip eski lastiklerimizi alıp arabanın üstüne takacağız inşallah. Evet arkadaşlar, malum yere geldik. Şimdi jantlarımızı almak için P Chrome Garaj. Aslında Instagram'dan takip edenler de biliyor ve burayı çok merak ediyor. Burada ne yapılıyor diye. Biz şimdi jantlarımızı almaya geldik sadece. Daha sonra burada ne yapılıyor ile ilgili size güzel bilgiler vereceğim inşallah. Şimdi bakalım jantlarımız nasıl olmuş arkadaşlar. Abi ellerine sağlık valla. Eyvallah kardeşim. Bu kapıdan içerisini yakında çekeceğiz inşallah. Burada ne yapılıyor, neler yapılıyor, nasıl işler çıkıyor, nasıl ince işler çıkıyor hep beraber herkese göstereceğiz. Abi bunlar muazzam olmuş ya. Eyvallah. Ellerine sağlık valla. Şimdi gidelim garajdan lastiklerimizi alalım abi. Sonra bunları arabanın üstüne takalım inşallah. Hadi bakalım. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Hadi gidelim abi. Hadi. Arkadaşlar lastiklerimizi koyduk. Garajı sağ olsun bizim çocuklar pis bıraktığı için içeriği çekmedim. Şimdi jant lastiğimiz kasamızda. Hadi bakalım arabamızın yanına doğru gidelim. Evet, bunların lastiklerini kullanacağız.
Bunları sökmeye başlayabiliriz abi. Kura mı yapmışsın? Aynen abi ya. Nihayet arabanın yanına geldi jantlarımız. Şimdi arabamızı kaldıracağız ve işlem başlayacak Allah'ın izniyle. Sence oradan kaldırsan arka kalkar mı? Yok değil mi? Kalkar. Harbi mi? Kalktı harbiden ha. Hadi bismillah. Abi ne oluyor ya? Bunu ben takarım aga. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeş. İyi var. Maşallah. Kenan abicim, el emeklerini temizliyorsun abi. Elhamdülillah kardeşim. Mutlu olduk. Vallahi ellerine sağlık. Az bir sonu diyelim. Arkadaşlar direksiyonu takmak için döşemeci abimize geldik. Bunun üzerinde eski tip direksiyon var. Biz bunu biraz genişlettik. Bakın buralarda çatlaklar vesaireler var. Şimdi Sportline değil de diğerini takmaya karar verdik. Burada direksiyonu açtık. Sıfır bir şekilde. Burada bir test havuzu var. Bir test havuzunu takalım değil mi abi? Tabii takalım. Logosuz. İyi maşallah. Cil yok. Şimdi çekiyorum onu şöyle yapacak. Amca oradı da bir daha yorum abi. Kusman lazım. Değiştirmemiz lazım. Yanılmaz. Direksiyon muazzam oldu. Yani. Oldu ha, aynen. Harbiden çok güzel oldu. Hayırlı olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim. Kendisi. Arkadaşlar normalde arabayı yıkatmadan günü bitirecektim ama bu güzellikten sizi de mahrum etmek istemedim. Bu güzelliği temizken sizde görmenizi istedim. Bakın şuradan jantlar zaten belli oluyor. Bugün arabaya ne yaptığımızla ilgili kısa bir bilgi verelim. Ondan sonra günü kapatalım inşallah arkadaşlar. Ve buradan başlayalım. Gördüğünüz gibi plakalığımızı taktık. Amerikan versiyonu çevirmek için aracımızı
Ayrıyetten arkasına normal bir plakalıkla destek verip plakanın daha önde durmasını sağladık. Görüntü gerçekten muazzam oldu. Buradan hemen uzun zaman boyunca uğraştığımız 16 inç 8 delik ET34 jantlarımızı da çekelim. Şöyle kromlanmış bir şekilde arkadaşlar. Bu jantların 3 versiyonu var. 16 olarak 8 deliklerin. Biri 140'larda kullanılan modeldir. ET değeri 51'dir arkadaşlar. ET yükseldikçe jant içeri girer. Bu değer onu gösterir. Daha sonrasında ET41 olarak düşer. ET41 210 kasalarda kullanılır ve ET34 olan modelleri de 124 kasa SL'lerde ve E500'lerde kullanılır. Dediğim gibi nadir olarak da coupe ve cabrio 124 kasalarda orijinal olarak bazen çıkar arkadaşlar. Şöyle alayım biraz daha. Direksiyonumuzu taktık arkadaşlar. Direksiyonumuz aslında uzun zamandır bizdeydi fakat takamamıştık. Direksiyonumuzu değiştirdik. Şöyle gördüğünüz gibi mount'umuz falan sıfır. Aracımın üzerinde zaten S600 deri dikişli airbag'imiz vardı. Belki bir dahaki sefere değişiklik olsun diye Sportline direksiyonumuzu takabiliriz ama bunlar da benim gözüme gayet hoş geldi. Şu anda görüntü çok güzel. Arkadaşlar işlemleri anlattıktan sonra günü böylelikle bitiriyoruz inşallah. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bize destek vermek için lütfen beğeni ve yorumları esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.